Herkese merhaba. Bundan böyle her salı günü saat 16'da gün ortasında birlikte olacağız. İlk programımızın konuğu da Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de Özlem Hanım size hayırlı olsun diyorum. Çok madem teşekkür ediyorum. Program, inşallah hayırlı, güzel bir program olur. Sizin programlarınızın güzel olacağını ümit ediyorum. Öyle şimdiden söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel konuları konuşacağımız programlar da yaparız birlikte. İnşallah, inşallah. Efendim tabii siz konuk olunca malum ilk konumuz hemen seçim. İstanbul'un yenilenecek olan seçimi. Yani bu seçimin tekrarlanacak olması, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar, aslında her şey en baştan tartışmalı. Evet. Yani bir kere onu bir kenara koyarak devam etmek istiyorum sohbete. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubunda yaptığı konuşmada önemli bir uyarıda bulundu. Tüm seçmenin kafasında şimdi iş bu noktaya gelmişken acaba bir kez daha bir sıkıntı yaşanır mı? Bir hukuk gaspı olur mu? Bir sahtekarlık tırnak içinde mümkün müdür gibi maalesef bu tip soru işaretleri var, endişeler var. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki biz tüm sandık görevlilerimize 31 Mart'ta bu sandıklarda oy kullanmış herkesin listesini vereceğiz. Çünkü son anda bile bir sahtekarlık yapılabilir. Sizin bu yönde kaygılarınız var mı? Seçmeni rahatlatmak mümkün mü bu konuda? Yani bu noktada bundan sonra sandık görevlilerinin titizliğinin dışında yapılacak bir şey yok. Çünkü son noktaya gelindi. Artık hangi sandıkta kimlerin oy verecekleri aslında teorik olarak belli. Bütün mesele geliyor sandık başında bulunan özellikle de parti temsilcilerinin sandıklara ve verilen oylara sahip çıkmalarına dayanıyor. Yani böyle bir gergin atmosferin olmasını arzu etmezdim şahsen. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, ya şöyle demokratik demeyelim de otokratik ülkeler hariç herkes sandıktan kim çıkacak onu bekler. Ama otokratik ülkelerde genelde sandıktan kimin çıkacağı bellidir. Bizim gibi ülkeler de inşallah öyle bir noktaya evrilmezler ümidim o. Ümit ederim ki böyle bir hile yoluna kimse başvurmaz. Biz ümitten başka bir şey söyleyemeyiz. Ama bizim üzerimize düşen, bizim de sandıklarda bulunan bütün görevlilerimizi bu noktada uyarıyoruz. Yani seçmenin oyu heba edilmemeli, seçmenin oyu hileyle başka bir tarafa nakledilmemeli. Bunlar olabiliyor. Biz bunu kendi siyasi hayatımızda yani milli görüş olarak biliyoruz. 1973 seçimlerinde biz Ankara'da bir milletvekilini kazandık. Son toplamada bir ilçenin oylarında bizim oylarımız MHP'ye, MHP'ninkiler bize yazıldı. İtirazlar şunlar bunlar oyalandı. Çok açık. Seçimi biz kazandığımız halde bir milletvekilini MHP çıkarmış oldu. Bunlar olabiliyor. Onu o zaman bizim acemiliğimize verdiler. Yani zamanında müracaat etmeme. Halbuki bunun farkına varıldı ve hızla müracaatlar da yapıldı. Oluyor mu? Oluyor. 1977 seçimlerinde Türkiye'de ilk ciddi seçim hilesinin yapıldığı yıldır. Resmi devletin kayıtları, İçişleri Bakanlığı, Nüfus İdaresi diyor ki 21 yaşını bitirmiş 18 milyon insan var Türkiye'de seçmen. Seçmen kütükleri 21 milyondu. 3 milyon sahte oy kullanıldı. Bu bizim sicilimizin maalesef pek de iyi olmadığını gösteriyor. Bana bir arkadaşımız Sivas'ta, o da hapse düşmüştü. Biz de o zaman tutuklamalar oldu biliyorsunuz. Demişti ki biz sizin, aynen ifadesi bu, başka bir şey söylemeyeceğim. Biz sizin
bir milletvekilinizi bir de senatörünüzü yedik dedi tabiri caizse. Siz, bizim böyle bir geçmişimiz var. Üzülerek ifade ediyorum. Ama 1980'den sonra aslında bunlar biraz daha düzene girmişti. Seçim kanununda yapılan bir takım değişiklikler, yok memurlar, yok şunlar, yok bunlar. İş biraz daha atanmış kişilere geldi, dayandı. Bu da ister istemez bir takım hile yapılmasının önünü açtı. Aslında bizim seçim sistemimiz sistem olarak başlangıçtan beri ele alındığı gibi devam etmiş olsaydı dünyanın en güvenilir seçim sistemlerinden birisiydi. Şimdi bazıları itiraz ediyor tırnak boyasına. Ne olmuş yani? Efendim geri kalmış ülkeler gibi. Ya geri kalmış ülkeler gibi olmak seçimde sahtekarlık yapmakla olur. Tırnak boyamakla değil. Boyansa ne olur ki? Ama herkes emindi ki tırnağı boyanan insan ikinci bir oy kullanamaz. Çünkü o boy, o boya sabit bir boya. Çıkmaz, çıkarılamazdı. Onun için bu tip hileler olabiliyor. Ben bu seçimde inşallah olmayacağını ümit ediyorum. Seçim kurullarının da buna gerekli itinayı göstereceğini, partilerin de göstereceğini ümit ediyorum. Çünkü bu bizim hem ülke içinde hem de ülkenin dışarıya yansıyan yüzü olarak bizim için dünya çapında kara bir leke olur diye düşünüyorum. Efendim seçim kurulları demişken şimdi onlar da hedef tahtasında. Evet. Yani hatta önce savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Haklarında sonra o suçlama geri çekildi. Daha sonra Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet edildi. Yani bu iş zaten hani orada görev yapacak kişiler de gerçekten çok tedirgin. Evet, sadece tedirgin seçmen olacaktı. Değil. Tabii tabii tedirgin olacaktı. Şimdi ben yani haklı olarak siz bu noktaya giriyorsunuz. Demokratik olan ülkelerde, hakiki manada demokratik olan ülkelerde sandık kurullarında hilenin hiç seçim sırasında konuşulduğuna ben şahit olmadım. Bizde oluyor. İlk defa oluyor yalnız. Ya biz seçime sandık kurullarındaki hile üzerinden gitmememeliyiz. Mesele sandık kurullarındaki hile değil, Türkiye'nin meseleleri olmalı. Efendim ayrıca bu da bir iddia zaten. Yani bir hile yapıldı. Şimdi çaldılar ama tabii. Kim neyi çaldı? Öznesi olmayan bir suçlama bu da. Tabii tabii doğru. Yani. Doğru. Onun için buna sadece üzüldüğümü ifade ediyorum. Yani benim ülkem böyle bir ülke değil. İnsanımız da böyle bir insan değil aslında. Bu tip hileleri yapanlar bir takım ön yargılı, ne demokrasiyi, ne insan haklarını, ne Allah korkusunu kalplerinde taşımayan insanlar. Ben başkasının oyunu alacağım, onun verdiği kişiye değil, başka bir partiye mal edeceğim. Bu düpedüz ahlaksızlık. Bu geçmişte olmuş mu? Geçmişte bu kanıksanmış, çok basit olarak görülmüş. Bazı yerlerde bu yapılmış belki ama müferit kalmış. Yani bir sandık, 50 sandık diyelim, 100 sandık da olmuş. Sistematik olduğuna şahit olmamış hiç. Yani seçim sonucunu değiştirecek boyutta değil. Gibi değil. Ama dediğim gibi bakın 77 seçimleri kara bir lekedir. 3 milyon sahte seçmen üretilmiş. Maalesef, maalesef. Biz bunlarla uğraşmamalıydık. Bunlarla uğraşmamanın da yolu nedir biliyor musun? Gelenlerin vatandaş ben istemediği zaman ben giderim kanaatine gelmesiyle olur. Buna razı olunursa seçimler çok rahat olur. Ya tamam, vatandaş beni istedi, göreve geldim. Bu sefer istemiyor. Teşekkür ederiz, bize bir dönem tanıdılar. Biz de bu memlekete nasıl hizmet edilmesi gerektiği konusunda bilgimizi, tecrübemizi Türkiye'de tatbikata koyduk, gerçekleştirdik. Ama demek ki vatandaşımızı ikna edememişiz. Gelecek sefere daha iyi netice almak üzere şimdiden kolları sıvıyoruz demeleri icap eder. Ama bir oturan yerinden kalkmazsa, kalkmayı aklından geçirmezse işte o zaman sıkıntılar doğuyor.
Neden oturan yerinden kalkmıyor Türkiye'de? Yo, pek de öyle olmadı. Yani tek parti dönemi hariç. Tek partinin de son dönemi hariç diyelim. Bu haricin de dışında bir hariç. Tek parti döneminde yani neticeler belliydi. Sandığa kimin gidip gitmeyeceği belliydi. Kimin çıkacağı belliydi. Listeler veriliyor, öylece de çıkıyordu. 46'daki zaten durumu siz de biliyorsunuz. Açık oy, gizli tasnif. Şimdi biz neredeyse açık oy, gizli tasnife gidelim. Böylece daha ciddi olur. Vatandaş gerilmez hiç olmazsa gibi bir mantığın içine giriyor bazıları. Yani bu biraz hırstan, biraz tekebbürden, biraz da bugüne kadar kazanılan itibarı kaybetmiş olmanın ezikliğini yaşamak istememekten kaynaklanıyor. Ya bu kadar yani saraylar, uçaklar, ekipler, yani çok hoşuma gitti. Gazetenin bir tanesinde Hollanda'daydı herhalde. Başbakan krala şeyini götürdü. Güven tazelemek için belgeyi götürdü. Şimdi korumalarla çıkıyor diyor saraydan. Gördünüz mü bilmem. Bisikletle çıkıyor kapıdan. Şimdi öyle olursa gelsem ne olacak, gitsem ne olacak diyor. Ama siz oraya 80 tane arabayla girip 80 arabayla çıkacaksanız bir de öyle gitmeye ihtiyaç kalmadı artık. Size çok soruluyor ama ben de sormak istiyorum izninizle. Yani şimdi sizin mahallenin çocuklarıydı aslında pek çoğu. Yani çocukları tabiri caizse yani. Tabii yani o ekibi aynı manasında. Aynı cemaatten, aynı mahalleden gelen insanlarsınız. Nasıl oldu da onlar böyle bir yere savruldu, siz başka bir yerde kaldınız? Ya bu ayrışma çünkü partinin kuruluşuyla başlamadı, onu biliyoruz. Yani. Ama partinin kuruluşundan önce de başlasa bu bir zihniyet değişikliğidir. Bizim zihniyetimizi ve prensiplerimizi bütünüyle bıraktı arkadaşlarımız. Zaten öyle çıktılar yola. Yola çıkacakları zaman gömlek değişikliği dedikleri, yani basit benim aldığım şu gömleği değiştirmek gibi bu markayı değiştiriyorum diye bir değişiklik değil. Zihniyet değişikliği manasına gömlek değiştirdiler. Ve onu da bunlara destek verecekler sorduklarında açıkladılar. Biz artık Avrupa Birliği bizim medeniyet projemizdir dediler. Amerika, İsrail bizim stratejik müttefikimiz dediler. Bugünkü faizci kapitalist sistem bizim ekonomik sistemimiz dediler. Bunun üzerine inşa edildi. Biz öyle düşünmedik ve ondan dolayı bazı noktalarda çok acımasız davrandılar. Biz mesela İslam Birliği'ni önemsedik. Bugün İslam Birliği'nin ötesinde ezilen ve sömürülen bütün ülkeleri bir araya getirmek çabasına ihtiyaç var. Çünkü bu sömürü artıyor şimdi. Dünya yeniden kutuplaştırılıyor. Yeni bir dünya oluşturulmaya çalışılıyor. Durduk yere Akdeniz'de iki tane Amerika'nın uçak gemisi yok. Durduk yere Basra'da bir uçak gemisi gelmedi Basra'ya. İran hedefte diye İran hedefte değil sadece. Bölge hedefte. Bugün burada efendim gaz yatakları bulunmuş, bunun paylaşımı. Bunların hepsi birer bahane. İşte arkadaşlarımız da o zaman dediler ki biz medeniyet projesi olarak maalesef ben bunu Avrupalılara da söylüyorum. Biz Avrupa Birliği'nin bir üyesi olamayız. Onlar da zaten bizi kabul etmiyorlar. Neden olamayız? Bazı noktalarda birbirimizle bağdaşmıyoruz. Ama biz onlarla adalet konusunda, hukuk konusunda, iktisadi işbirliği konusunda, yeri geldiği zaman dış politikada dirsek temasında bulunma konusunda her zaman bunlara açığız. Tek dediğimiz ya İngiltere bile aynı devletin içinde ben yer alamıyorum dedi. İngiltere onların anası sayılır. Onun için biz Amerika'yı ve İsrail'i stratejik müttefik olarak görmüyoruz. Ve biz kapitalist faizci sistemi de olmazsa olmaz diye görmüyoruz. Karma bir sistem. Mühim olanı Türkiye'nin güçlenerek kalkınmasıdır. Yatırımların yapılmasıdır. Bugün bizim başımıza gelen
sıkıntıların tamamı bundan kaynaklanıyor. Ha şimdi arkadaşlar bizim mahalleye yeniden dönme eğiliminde gözüküyorlar. Çünkü biz onların hitap ettiği tabana şimdi daha ciddi manada hitap ediyoruz. Bir kısmı bizi tukaka göstermeye çalışıyor. Ötekileştirmeye çalışıyor. Bizim söylediğimiz bazı ifadeleri rayından çıkarıp başka bir şekilde takdim etmeye çalışıyor. Bunlar geçicidir. İnsanlar üzerinde bir işaret, soru işareti bırakır. Açıklandığı gerçeği gördüğü zaman insanlar değiştirirler fikirlerini. Onun için biz Türkiye'de herkesi kucaklamak için varız. Bu arkadaşlarımız şimdi tekrar dönüp, ya biz onlardan ayrılmıştık ama aslında ayrılmamıştık, öyle gösterdik biz. Yok ya, Türkiye bu hale bizimle beraber aynı fikirleri gütmüş olsalardı Türkiye bu hale gelmezdi. Adalet kayboldu. Ekonomi bitti. Dış borç ödenemez noktaya geldi. Asgari ücret şu anda açlık sınırının yarısının altına düştü. Yarısının diyorum artık. İşsiz sayısı 6 milyon, fiiliyatta 8-10 milyona çıktı. Dış ticaret açığı sürekli olarak artıyor. Efendim dikkat ediyorum gazetelerde son zamanlarda iktidar partisi, yani iktidar doğrudan doğruya partisi demeyelim artık, doğrudan doğruya ihracatta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin zirvesini yakaladık. İthalat, ya bırak onu diyor. O bizi üzer şimdi, onu da bahsederiz. Olmaz, olmuyor. Ekonomiye isterseniz daha sonra geçelim. Olur. Ben tam yeri gelmişken Binali Bey'in, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Sayın Binali Yıldırım'ın bir sözü var. Saadet Partililer bana oy verecek diyor. Evet. Bu arada İstanbul adayınız, Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar'ın da mesela bu eleştirilere, bu sözlere verdiği cevapları da ben çok yakından takip ediyorum. Çok haklı bir tepki gösteriyor. Mesela neden iki aday varmış gibi davranılıyor? Biz de adayız. Ben bu seçimde de iddialıyım diyor. Birinci sorum Binali Bey'e, sizin seçmeniniz neden oy versin? Bunu neye dayanarak söylüyor? İkinci sorum da neden iki adaylı bir yarışmış gibi yansıtılıyor bu? Evet. Şimdi tabii Binali Bey işte dediğim gibi 20 sene önceyi hatırlatarak, bak biz aslında aynı menşeden geliyoruz demek istiyor ama bizim seçmenimizi sükutu hayale uğrattıkları için bizim seçmenimiz yine kendisini temsil edecek bir adaya oy verecektir. O da Saadet Partisi adayı olacak. Biz ne Binali Bey'e karşı duyduğumuz husumet sebebiyle bunu söylüyoruz, ne bilmem İmamoğlu'na duyduğumuz husumet veya sevgi dolayısıyla, sempati dolayısıyla söylüyoruz. Şahıs olarak ben Binali Bey'in efendi, yumuşak tavırlarını takdir ediyorum. Yani biz söylesek suç olan birçok şeyi söylüyor şimdi Binali Bey. Hiç suç değil. Ama ben de memnun oluyorum. Çünkü en azından bunu ortaya koydu. Ya bunları söylemek suç değil. Çünkü Türkiye'de yaşayan 81 milyon insana hitap ediyoruz biz. Örneğin Kürdistan dedi geçtiğimiz günlerde. Ama Kürdistan dediği için hakkında dava açılan çok insan var. Tabii. Ya bir defa Kürdistan... Efendim seçim döneminde, hani bunlar seçim döneminde her şey söylenir. Yarın tekrar dönüp başka baştaki türlü söylerim. Bu üzüntü verici. Onun için yani Binali Bey burada bizim seçmenimizin oyunu almak için çaba sarf edecektir. Biz de ona oy verenlerin oyunu alabilmek için çaba sarf edeceğiz. Sadece o değil, sosyal demokratlara da biz hitap ediyoruz. Biz İstanbul'daki Kürt oylarına da hitap ediyoruz. Herkesin oyuna talibiz. İşte bu söylediğiniz bir defa vaka, herkes her oya talip. Doğru, onun için gidip herkesi kucaklamak istiyorlar. Her yere girmek istiyorlar. Biz bunda isabet görüyoruz. Ancak ikili bir parti anlayışına gelince yok arkadaş. Biz ısrarla diyoruz ki hayır, Türkiye'yi siz kamplaştıramazsınız. Biz varız. Biz hakkı temsil etmek üzere varız. İlle de sağ ve sol diye Türkiye'nin ayrılması gerekmez. Bir de hak var. Bir de efendim bu ikili sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010 yılındaydı galiba. O zaman Çiğdem Toker Akşam Gazetesi'nden hayalimdeki iki partili sistem ve modelde Amerika başkanlık sistemi demişti. Çok evet. iyi hatırlıyorum. Biz o zaman birlikte çalışıyorduk Toker'le. Ve o günden bugüne aslında hayali gerçekleştirdi ama gerçekleştirdiği hayal bence birazcık hayal kırıklığına da uğradı. Yani istediği gibi olmadı çünkü o ittifaklar aslında 50+1 asıl kendisini çok zorlayan bir noktaya geldi. Tabii bundan sonra da daha da zorlayacak onu görüyor. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Yani ülkeyi ille de iki kampa bölmek marifet değil ki. Bunu Amerika yapmış ama Amerika onun tedbirlerini de almış. Evet, Cumhurbaşkanı var ama Cumhurbaşkanı layüsel değil. Atadığı bütün insanlar parlamentodan onay almak mecburiyetinde. Bütçeyi parlamento yapıyor, bütçeye tam hakim. Parlamentonun razı olmadığı bir istikamette bir kuruş harcayamıyor. Hesap vermek mecburiyetinde kalıyor. Adalet mekanizması tamamen bağımsız. Yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanı'ndan hesap sorabiliyor. Onun için Amerika bir sistemi oluştururken onun güvencesini de almış, tedbirini almış. Bizde öyle bir şey yok. Bizde Cumhurbaşkanı layüsel, meclis varmış gibi. Çünkü meclisin Cumhurbaşkanı'nı ancak vatan hainliğiyle itham ettiği takdirde, yani yaptığı bir hatadan dolayı Cumhurbaşkanı'nı sorgulayamıyor. Ancak vatan hainliği, ya vatan hainliği de yani Cumhurbaşkanı'na her konuda vatan haini diye dava açılmaz ki, olmaz ki. Yanlışlıklar da yeri geldiği zaman parlamentoda etkileyecek tarzda gündeme getirilebilmeli, etkileyecek tarzda. Şimdi türkü söylüyorlar adeta parlamentodakiler, Cumhurbaşkanı da diyor ki istediğiniz kadar konuşun, ben bildiğimi yaparım. Çünkü yetki kontrolsüz bir şekilde tek elde toplanmış. Bunun eksikliğini, yanlışlığını Sayın Cumhurbaşkanı da Tayyip Bey de şimdi anlıyor. Yani bir değişiklik olsa bütünüyle yok olacak demektir. Buna ihtiyaç yok ki, böyle olmaması için. Örneğin bir İstanbul seçiminde bile sanki bu Cumhurbaşkanı'nın varlık yokluk meselesine evet. dönüştü. Bir yerel seçim. Tabii. Geçtiğimiz günlerde, hatta dündü Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'in bir yazısı bence en dikkat çeken yazılardan biriydi son günlerde. Dedi ki, şöyle yazmış, Cumhurbaşkanı'nın biz şöyle duymuştuk, tüm ilçelerde, İstanbul'un ilçelerinde bu seçim süresi boyunca miting yapacak. Ama öğrendik ki miting yapmayacak, vazgeçmiş bundan. Çünkü kazanırsa Binali Bey kazanacak, kaybederse Binali Bey kaybedecek. Yeni taktik bu. İstanbul'u velev ki Binali Bey kaybetti. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç etkilemeyecek mi? Benim kanaatime göre psikolojik olarak etkiler, hiçbir icraatı etkilemez. Yani bu seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Millet Meclisi seçimi değil. Bu seçim sadece İstanbul Belediye Başkanı seçimi. İstanbul'un ilçelerinin de seçimi değil. Efendim peki neden bu kadar kıyamet kopuyor? İşte onun cevabını çok farklı yerlerde arayanlar var. Yani bir İstanbul rantın merkezi diyorlar ki Tayyip Bey bile İstanbul'a baktı, vay canına ya, herkes ihanet etmiş, biz bile dedi. Beton yığına dönmüş dedi. Yani ben Tayyip Bey bizim söylemlerimizden de etkilenerek vatandaşı etkilemeye mi çalışıyor? Yoksa hakikaten bugüne kadar İstanbul'un geldiği durumu görmediği için mi böyle söylüyor? Onu bu konuda bir şey söylemek istemiyor. Ama İstanbul bir beton yığını haline geldi. Yaşanamaz bir şehir haline geldi diye biz yıllardır ısrarla sesimizi yükseltiyoruz. Allah saklasın. İstanbul'da, yani şu anda bayramda bayramlaşmaya gittim ben teşkilatla ikinci günü. Ya havalanına giderken bile bayram esnasında tüneli geçerken bir sıkışıklıkla karşı karşıya kaldık ki İstanbul aslında boşalmış olması icap ederdi. Bir yağış yoğunluğu yaşandığında İstanbul'da trafik tıkanıyor, kilitleniyor. Allah saklasın, beklenen bir deprem meydana geldiği takdirde İstanbul'da ne olur? Kaos olur.
efendim. Onun Türkiye'nin için, başkentinde de özür diliyorum, her yağmur yağdığında insanlar hayatını kaybediyor hala. Aynı, tabii tabii. Çünkü siz eğer elinizdeki kaynakları gerekli yerlere, önemli yerlere harcayacağınıza, sizi vatandaş nezdinde sempatik gösterecek, görüntüye hitap edecek yatırımlara ayırırsanız netice böyle olur. Yüksek binaları herkes görüyor. Helal olsun diyorlar. Yollar bakıldığı zaman ya ne güzel, işte birkaç tane metroda gelişme var. Ben bunu takdirle karşılıyorum, onu söyleyeyim. İstanbul'un bugünkü metro ağını en az 5'e katlaması lazım. En az. Yetmez bu. Ama bu bile yetmiyor. Çünkü esas imar İstanbul'u boğuyor. Ankara'yı boğuyor. Ankara İstanbul'a nazaran çok daha iyi bir noktada. Ama biz milyarları bilmem neleri harcamışız. Bakıyoruz biz. Bir de işin maliyeti artmış. Yani ben bir iş yapacağım. Normalde bu iş 100'e çıkar diyorsunuz. 500'e çıkmış, ihale edilmiş. Olur mu ya? Hem bu iş şu anda gerekli, ne kadar gerekli o belli değil. İkincisi de burada ciddi bir suistimal var. Yani İstanbul'un rantının paylaşılması önemli. Gerçi şu var. Bugünkü yapılan imar hukukuyla ilgili konularda gerektiği zaman Cumhurbaşkanı da, hükümet de eskiden bir karar çıkarıyor, falanca bölgeyi TOKİ'ye veriyor, belediye karışamıyor. Yani mevcut kendilerinden olmayan bir belediye başkanını çalıştırmamak için ellerinde çok ciddi mekanizmalar var. Ama buna rağmen vatandaş belli bir noktaya gelmiş, yeter artık ya diyorsa ona da birazcık saygı göstermek gerekir diye düşünüyorum. Onun için İstanbul yalnız İstanbul'u kazanmak için Tayyip Bey, şu anda gördüğüm manzara şu benim şahsen. AK Parti diye bir parti yok artık. AK Parti etkili değil. Vatandaş nezdinde itibarı yok. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak bir itibarı var. O da aşağıya doğru iniyor. O da artık %50 değil, 40'ların altına indi. Bundan dolayı Tayyip Bey kendi itibarını İstanbul'da ortaya koyarak seçime alırım diye düşünüyordu. Ama dediler ki bu istediğiniz neticeyi doğurmaz. Bu sefer eğer bu seçimde AK Parti kaybederse veya Binali Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım kaybederse Tayyip Bey kaybetmiş olacak endişesini ortadan kaldırabilmek için Tayyip Bey bu işten vazgeçti. Aslında yapması icap eden başka işler de var bu itibarı düzeltmek için. Ekonomiyle ilgili. Ekonomi yürümüyor. Yani demin söylediğimiz, siz birdenbire işte Cumhuriyet tarihinin zirvesi yaptık ihracatla, zirvesini çıkardık. İthalat, ya onu boş ver yani. İhracatta bu noktaya geldik mi? Önemli. Efendim zaten ekonomi kavramları değişti. Yukarı doğru. Yani zam denmiyor artık, evet. Biliyorsunuz. Onun için yani ben burada İstanbul seçimleri doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nın itibarıyla ilgili bir seçimmiş noktasına getirildiydi. Şimdi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Yok diyorlar, bu iş Sayın Binali Yıldırım'la İmamoğlu arasında ki bir seçim. Kaybederse İmamoğlu kaybetmiş olacak, kazanırsa İmamoğlu kazanacak. Kaybederse Binali Yıldırım kaybedecek, kazanırsa Sayın Binali Yıldırım kazanmış olacak. Bu noktaya getirmeye çalışıyorlar. Bu da yani aslında belki de kendileri yönünden daha isabetli bir adım. Şahsi kanaat olarak söylüyorum çünkü Cumhurbaşkanı'nın İstanbul seçimlerinde sadece ben varım. Çünkü Türkiye'de mahalli seçimleri hiçbir belediye başkanı kendisi yürütmedi. Hiç. Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, Adana'da da, Kars'ta da Sayın Cumhurbaşkanı yürüttü. Seçime gidiyoruz. Oyunuzu Cumhurbaşkanı'na mı veriyorsunuz, öbür partinin adaylarına mı? Böyle bir seçim olmaz ki. Ve bu artık kazandırmıyor. 31 Mart'la bugün arasında şöyle bir fark da var. Sayın Binali Yıldırım o seçim döneminde bu kadar yüksek performans göstermemişti.
Kendisine çok güvendiği için mi, yoksa sizce siz yakından da tanıdığınız için gönülsüz başladığı için mi? Ve şu anki Sayın motivasyonun, Binali Yıldırım için mi? Evet evet, şu anki motivasyonunun kaynağı nedir? Çünkü bakıyoruz şimdi çarşı pazar geziyor, her yaştan insanla kucaklaşıyor. 31 Mart'ta bunu neden yapmadı? İşte 31 Mart'a giderken dikkat ederseniz Sayın Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanı hiç yan yana poz vermediler. Önde hep Cumhurbaşkanı vardı. Şimdi artık seçim Cumhurbaşkanı'yla İmamoğlu arasında değil, Binali Yıldırım'la İmamoğlu arasında geçtiği anlaşıldığı için Binali Bey diyor ki ben varım. Onun için de hatta dikkat ederseniz bazı konularda Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin tam zıttını söylüyor. Böyle olmamalı diyor. Şöyle olmalı diyor. Bu ona olan belki işte eski mahalledeki itibarı tazeliyor olabilir. Yani maksat o ama esas itibariyle. Onun için ben bunu onun çok düşük bir performans sergilediğinden değil, geçmişte Cumhurbaşkanı'nın çok öne çıkmış olmasından dolayı böyle bir hava vardır diye düşünüyorum. Hani Binali Bey ilk gittiğinde demişti ya, tam unumuzu eledik, eleğimizi asacaktık, şimdi bir de bu çıktı. Evet. Yani orada sanki bir gönülsüzmüş gibi bir hava esti. Öyle gözüktü. Evet, öyleydi. Ama şu yani, an öyle değil. Şimdi artık ben varım dedi. Üstelik bir seçim iptal edildi. Bu seçimin iptali onun için önemli. Şimdi artık kendisi var. Artık ya seçilecek ya kaybedecek. Bundan dolayı da sarılmak mecburiyetinde. Kaybederse ne olur efendim? Hiçbir şey olmaz. Kaybetmiş olur, o kadar. Binali Yıldırım açısından. Binali Yıldırım açısından da, AK Parti açısından da. Yani bunu sanki dünya yıkılıyormuş gibi göstermek yanlış. Ama İstanbul'da ciddi değişiklikler meydana gelir. Eğer bir yönetim anlayışında değişiklik meydana gelirse bu kaçınılmaz. Onu mutlaka görmek icap eder. Cumhurbaşkanı'nda siz o zaman anlattıklarınızdan öyle anlıyorum. Seçime kadar çok görmeyeceğiz meydanlarda. Fazla siz de bu sonucu görmeyeceğiz. Çıkardınız. Zaten zannediyorum ki ona da söylemişler. Eğer bu seçimi almak istiyorsanız İstanbul'da hatta ortada fazla gözükmeyin. Öyle görünüyor. Evet. Efendim şimdi isterseniz bir reklam aramız var. Olur. Kısa bir reklam arası, ardından hem ekonomi hem dış politika, ama ondan önce herkesin merak ettiği şu ortak yayın. Meslektaşımız İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılacak ortak yayın. Onunla ilgili düşüncelerinizi de birazdan alacağız. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Tekrar karşınızda olacağız. Gün ortasında konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Sayın Karamollaoğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir ara verdik. Ben kısa bir ara demiştim ama. Evet efendim, dedik ki ortak yayın. Evet. Herkes şimdi 16 Haziran Pazar günü Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ikilisinin meslektaşımız İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapacağı o münazarayı bekliyor heyecanla. Neden böyle bir İkili programa ihtiyaç duyuldu. Belli ki bir ihtiyaç ki AK Parti adına Mahir Ünal, işte Cumhuriyet Halk Partisi adına Engin Altay bir araya geldiler. Uzun süren münazaralar sonucunda kimin moderatörlüğünde, nasıl bir yerde, ortak yayın mı olacak, hangi kanalda yapılacak? Bütün bunlar uzun uzun tartışıldıktan sonra bir hatta belgeyle, madde madde bir ortak karar alınmış. Böyle bir sonuç çıktı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu AK Parti tarafı özellikle? Yani bendeki kanaat şu. Bir defa AK Parti ikili bir sistemin oluşmasını arzu ediyor. Böylece kendilerine göre sağ taraf diye tabir ettikleri kesimin hine hacette kendilerine yöneleceğine ve oy vereceğine inanıyorlar. Elbette İmamoğlu tarafı, CHP tarafı da onlar da bu ikili sistemden onlar da beslenmek istiyorlar. Çünkü bugün AK Parti artık halkın taleplerine cevap veremeyecek bir noktaya gelince alternatif biziz ve mutlaka burada biz
aslan payını alırız kanaatindeler. Bu ikili görüntü iki tarafı da memnun ediyor. Biz de diyoruz ki ya bu iş ikili görüntüyle olmaz. Yani aslında bunun burada bir üçüncü taraf var. Hatta dördüncü taraf da olabilir. Bundan dolayı da farklı bir şekilde kendi politikalarımızı takdim etmeye, bizim ikili bir sisteme mahkum olmadığımızı da göstermeye çalışıyoruz. Ama işte onların güçleri yettiği kadarıyla iki tarafta bizi bu yarışın dışındaymış gibi bir gösterme çabasının içindeler. Yani bu tartışmada yapılacak pazar günkü programda Necdet Bey de İstanbul adayınız da olmalıydı. Olabilirdi. Tabii yani normal şartlarda olabilirdi, olmalıydı diye düşünürüm. Ancak burada şu var. Ben bunu garipsemiyorum da çünkü siyasette maalesef her parti ister istemez kendi taraftarlarını tatmin etmek, kendi taraftarlarını artırabilmek için bir çabanın içindeler. Böyle bir yola başvurabilirler. Ben bunu çok da garipsemem yani siyasi çekişmenin içinde. Ama biz vatandaşı uyarmak ve uyandırmak mecburiyetindeyiz. Samimi olarak başkan nerede söylüyoruz. Ben tabii bunları tekrar etmem, bazılarının hoşuna gitmeyebilir ama Türkiye'nin problemleri belli. Geçmişte biz bu problemleri çözecek performansı milli görüş olarak iktidarda bulunduğumuz, ister küçük ortak ister büyük ortak olarak her dönemde ortaya koyduk. Ve bizim dönemlerimizde bu problemler büyük ölçüde çözüldü. Şimdi de çözülebilir. Ama bu dediğimiz noktaya gelinmediği takdirde biz kendi kendimize hangi unvanı layık görürsek görelim. Sağcı diyelim, muhafazakar diyelim, solcu diyelim, sosyal demokrat diyelim, ne dersek diyelim, bu problemlerin bütününü çözecek bir perspektifle yola çıkılmıyor kanaatindeyim. Bizim söylediklerimizin bir kısmı, bilmem Binali Yıldırım Bey'in gündeminde olan konulardır. Bir kısmı da Sayın İmamoğlu'nun gündeminde olan konulardır. Ama bir kısım ülkenin problemlerini veya bir şehrin problemlerini çözmeye yetmiyor kanaatimize göre. Bir bütün olarak ele alınmalıdır diye düşünüyorum. Ve kim bunu yaparsa o da kazanır. Yani şimdi ben iki tarafta da bu eğilimin doğduğuna şahidiz. Siz de zaten bunları söylüyorsunuz. Niye İmamoğlu bazı noktalarda işte daha sempatik görünebilmek için bir takım çalışmaların içinde isabetli bir iş yapıyor. Binali Bey niye şimdi daha çok öne çıkıyor, vatandaşın içine giriyor, bilmem garibanların sofrasına girip onlarla birlikte yemek yiyor. Bundan dolayı giriyor. Ama bu iş bu kadar sade değil, bu kadar basit değil. Burada daha önemli politikalar var. O politikaları uygulamak da aslında zor değil. Ama kararlılık gerektiriyor. Bir de kendi taraftarımı tatmin edeceğim düşüncesinden daha çok ülkeyi veya bulunduğum şehri ben daha mamur hale, insanların daha rahat yaşayabilecekleri bir hale nasıl getiririm duygusunun olması lazım. Tabii herkes bunu söyler ama yapmak başka, uygulamak başka. Peki böyle bir yayın seçmenin algısını değiştirir mi? Performans onu gösterecek. Benim kanaatim burada tabii... Efendim özür dileyerek tam onu söyleyeceğim. İsmail Küçükkaya meslektaşımız siz de yayına çıktınız. Vallahi hepimizin korkusu dayak yiyecek olanın ne olması. Yani her iki tarafta bir gazeteciye yüklenmek artık maalesef çok sıradan vakayı adi haline geldi ya. Hep gazeteciler sopa yiyor. Ya iki tarafta onu hedef alıyor mu acaba? Şimdi alabilir. Ama taraf tutarsa veya taraf tutmasa bile o intibağı verirse. Fakat bizde şu anlayış var. Sorular zor olduğu zaman sen beni hedef aldın diye bir kanaate sahip olur. İster istemez o programa çıkanlar. Tepki gösterebilirler. O tepkiye İsmail Bey'in daha makul yaklaşması icap eder. Eğer kendisi arada ezilmek istemiyorsa. Ama ne olursa olsun... İkili bir yaklaşımda bu işi yürütmek pek de kolay olmaz diye düşünürüm ben. Yani başarı dilerim ben kendisine inşallah. Ya mühim olan nokta vatandaşın zihninde oluşan sorulara bu televizyon programıyla cevap bulabilmesi. Bazıları şunu yapıyorlar, ben onu doğru bulmuyorum. Bazı moderatörler görüyor. Evet veya hayır.
Ya bir iş evet veya hayırla her zaman cevaplandırılamıyor ki. Evet ama hangi şartlarda? Hayır ama hangi şartlarda? Bunları siz ortaya koymadan evet veya hayır dediğiniz zaman bazen yanlış bir karar da vermiş olabilirsiniz. Bir tarafa meyilli gibi gözükebilirsiniz. İşi zor. Fakat yine de biz bu programın hayırlı olmasını temenni ederiz. İkili olması bunun tek mahsurudur. Çünkü Türkiye'de iki parti yok. Türkiye'de daha geniş bir perspektif var. Bu perspektifin içinde herkesin bir bakıma sözünün de dinlenmesi icap eder kanaatindeyiz. Gelelim şu seçim ne deniyor? Rüşveti. Yani kötü bir tabir ama seçim evet. rüşveti tabir edilen bir takım adımlar. Örneğin af konuşuluyor şimdi cezaevlerinde. Şu an yapılmasa bile daha önce Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın gündeme getirdiği bu infaz indirimi diye tabir ettikleri bizim af dediğimiz olay. Seçimden önce böyle bir beklentiniz var mı? Böyle bir adım atarlar mı Cumhur İttifakı? Atmazlar diye düşünüyorum. Atarlarsa hakikaten seçim rüşveti olarak algılanır diye düşünürüm. Ama bunun çok bu tip işlerin sırf seçimde belli kesimlerin oyunu almak için yapılması yani genelde destek yerine tepki de doğuruyor. Siz de biliyorsunuz. Yani ne oldu da birdenbire hemen bu konu şu anda gündeme geliyor, bu kadar sıcak 15 günün içine sığdırmaya çalışıyorsunuz diye bir endişe doğuyor. Bu güvensizlik oluşturuyor bu teklifi getirenler konusunda. Halbuki bunları makul olarak siz görseniz ve bir de geçmiş hataları da gündeme getirip ya biz burada hakikaten hata etmişiz diyebilmelisiniz. Benim söylediğim sözlerle ben itham edildim. Çok basit sözler söyledim. Şimdi benim söylediğimin çok ötesinde ifadeler kullanılıyor ve bu vatan millet için yapılıyor, kanaati oluşturulmaya çalışılıyor. Bu doğru değil. Onun için seçim rüşveti yerine göre destek buluyor. Ama ben çok yanlış bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Ümit ederim ki vatandaşlarımız genel değerlendirmeyi doğru yaparlar. Yoksa seçim rüşvetine itibar ederek oy kullanmaya kalkarlarsa başımıza bugüne kadar gelen sıkıntılar aynen devam eder. Dış politika, ondan sonra da ekonomiye geçelim izninizle. Bu S-400 meselesi öyle bir noktaya geldi ki hani birazcık oyalanacak belli ki. Türkiye iki tarafı da oyalayacak ama sonra S-400'ler bir şekilde Amerika'nın istediği gibi çözülecek gibi bir kanı oluştu kamuoyunda. Yani gelen haberler işte bizim F-35 konusunda işte Türkiye'den giden askeri pilotların orada eğitiminin durdurulmasından tutun Amerika'nın yaptırımların ucunu şimdiden göstermeye kadar bu iş nasıl sonuçlanır? Seçim öncesi bir adım düşünülmüyor çünkü bunu seçim meydanlarında kullanılacağı aşikar. Amerika'da öğrendi bu işi. Evet. Nasıl sonuçlanır sizce? Eğer Tayyip Erdoğan S-400'ler konusunda taviz verme noktasına gelirse kendi geleceğini bitirir. Türkiye'nin de geleceğini bitirir. Çok açık. Şimdiye kadar bunu ben başka vesilelerle söyledim. Şu anda şumulünü tam çizmeyi de doğru bulmuyorum çünkü tam belli değil. Ama şu anda izlenen politika Türkiye'nin İran'la, Katar'la, Rusya'yla birlikte yürüttüğü politikalar tutarlı bir politika Orta Doğu için. Çünkü Orta Doğu'yu şekillendirmek isteyen Amerika'nın kendisi. Amerika Büyük Orta Doğu projesini bunlar iktidara gelirken çizmişlerdi. Esas endişe ettiren beni Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası olmaya yaklaşırlar diye korkuyorum. Çünkü Tayyip Bey bunu geçmişte ben onun eş başkanıyım dedi. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra nereden çıkardınız böyle bir şey yoktu dedi. Demek ki bu unutulmuş. Sonradan hatırlatıldı kendi ifadesiyle ki kendisi söyledi. Ben bunun eş başkanıyım diye. Bu Türkiye'yi
Allah muhafaza etsin, Türkiye'nin geleceğini karartır. S-400'ler konusu ciddi bir adımdır. Buradan kesinlikle taviz verilmemelidir. Türkiye'yi şu anda geçmişte Rusya tehdit etti. İkinci Cihan Harbi'nden sonra bir takım talepleri oldu. Birinci Cihan Harbi'nden sonra da bazı işler olmuştu ama Rusya yeniden şekillendiği için biz her ne kadar bazı noktalarda istediğimizi alamadıysak da bugünkü sınırlarımız çizildi. Fakat bugün için şu anda Rusya'nın veya İran'ın Türkiye'yi tehdit diye bir meselelerinin olduğu kanaatinde değil. Türkiye'ye tehdit doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İsrail'den geliyor. Onun için Türkiye'nin burada çok ama çok net bir tavır koyması icap eder. İnşallah değişmezler. Ben de dikkat ediyorum. Yavaş yavaş bazı adımlar atılıyor. Bronson gitti. Arkasından öbür papaz da gitti. Bunun gerisi de geliyor. İşte mektup meselesi var. 6 Haziran'da yani Savunma Bakanı evet bir mektup gönderiyor Hulusi Akar'a ve o mektup da basına sızdırılıyor. Evet. Bir Johnson mektubu yani ya getiriyor. Biz iki tane Johnson mektubu ikisi de bizim haklı bir müdahalemizi engellemişti. Ama o sökmedi. Johnson gibi mektup da göndermedi Amerika 1974'te. Gemisini gönderdi. Ama uçak gemisi Sicilya'yı geçemedi. Baktılar ki kararlılık var, durdular. Onun için bu konuda biz hükümetin bugüne kadar yürüttüğü, ancak onu da söyleyelim, başlangıçtaki Suriye politikalarını, Irak politikalarını hiçbir zaman tasvip etmedik, etmeyiz de. Hata yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a girmesine destek vererek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hatalarından birini yaptılar. Bir Müslüman ülkenin, evet başında Saddam vardı ama Saddam'ın böyle gitmesi gerekmezdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından işgaline destek verdiler. Arkasından Suriye'de güya bir zulmü önleyeceğiz diye zirveye çıkmasına vesile oldular Suriye'nin. Şu anda İdlib'de bizi endişelendiriyor. Ben şahsen İran içinde, Rusya içinde söylüyorum. Burada bir katliam olmamalı. Burada siviller öldürülmemeli. Burada Türkiye daha etkin bir rol oynamalı. Eğer Türkiye'de çekilecekse oradan, eğer Suriye kuvvetleri oraya girecekse, bu kararlaştırılmışsa, bu savaşarak değil, bombalanarak değil, bilmem kitlesel imha silahları kullanarak, gazlar kullanarak değil, bu sükunet içinde yapılmalı. Şu anlaşılan oradan çıkıyorlar. Çünkü şu anda Türkiye oraya bir tepki göstermiyor tam olarak. Buna Amerika da zaten razı anlaşılan. Amerika orada çünkü biz başlangıçta sanki efendim biz Suriye'deki baskıcı rejime destek veriyormuşuz gibi bir havaya doğurmaya çalıştılar hiçbir zaman. Biz Esad'la kurulan o dostluğun devam etmesinden yanaydık. Orada bir baskı ve zulüm varsa onun masa başında halledilmesinden yanaydık. Ama siz silahlı hareket eden unsurları yüreklendirirseniz, desteklerseniz o zaman masum insanlar ölür ve ölüyor, hala ölüyor. Şu anda bundan birkaç sene öncesine kadar 400-500 bin insan öldü diyorduk. Bugün herhalde 500-600 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. 7-8 milyon insan Suriye'yi terk etti. Günahtır ya. 3,5-4 milyon insan ülkemizde. Bazıları tepki gösteriyor. Ama biz sebep olduk oradaki bu göçe. O zaman biz de bunlara gelmeyin diyemezdik. Bir vecibe, insani bir vecibe. Efendim şu an neredeyse ırkçılığa varan bir saldırı var Suriyelilere, Suriyeli mültecileri hedef alan. Allah muhafaza etsin. İşte bazı ilçelerde plajlara girişlerinin yasaklanması. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani ben bunu yanlış buluyorum ancak Türkiye'nin de şu anda üzerinde durması icap eden en önemli konu artık Suriye
ya belli bir şekil verildi. Bu şekilde Amerika ile ve Rusya anlaştılar görüldüğü kadarıyla. Şimdi biz bunun çatışmadan bu şeklin nasıl ortaya çıkacağına ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin huzur içinde kendi memleketlerine nasıl döneceklerine ait politikalar oluşturmalıyız. Aslında Suriye'de insanlar artık kolay kolay bir arada yaşayamazlar. Dönmeseler bile burada barış içinde yaşamak zorundayız. Çok, tabii hem o var ama büyük bir kesim burada ikinci sınıf vatandaş olarak görülmek de istemiyor onlardan. Tabii. Onun için bunlar insan. Biz bunları gidin nereye ne haliniz varsa görün diyemeyiz. Biz Avrupalılar gibi davranamayız. Biz mutlaka bunların kendi memleketlerinde en azından barış içinde yaşayacakları bir ortam nasıl sağlanır? Bunu sağlayacak olan Türkiye, İran, Rusya ve Esad rejimidir. Biz Esad'dan konuşmayız. Çözemezsin o zaman problemi. O zaman konuşma. Onların namına Rusya'yla, İran'la konuşursun. Ama oturup konuşarak bu problem çözülür. Bir defa bu niyet olmalı. Şu anda yani orada maalesef farklı gruplar, silahlı gruplar birbirleriyle çatışıyorlar. Bunların da silahını ya Amerika veriyor ya Rusya veriyor ağırlıklı olarak. Biz de veriyormuşuz gibi davransak da bizimki geride kalıyor. Amerikalılar ve Ruslar bir kısmını da Esad rejimi karşılıyor. Onun için Türkiye Suriye'nin bütünlüğünü koruyarak nasıl ayakta duracağını ve buradaki göçmenlerin gittikleri zaman sıkıntı çekmeden kendi memleketlerinde nasıl yaşayacaklarını. Bakın İdlib'de bir imkan doğdu, 4 milyon insan gitti. Az değil. Evet. Buradan ekonomik krize geçelim isterseniz. Evet, kriz diyoruz artık yani bu epeydir söylüyoruz. İşte az önce dedik bazı kavramlar değiştirilerek, çarpıtılarak ya da yok sayılarak gerçekler göz ardı edilemiyor. Yaşıyoruz. Türk lirasının kaybettiği değer ortada. Herkesin malumu. Buradan nasıl bir çıkış mümkün? Yani şimdi bu belediyelerde özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesiyle aslında çok fazla açıklama yapmadı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ama sadece yaptığı açıklamalarla bile şunu gördük. İsraf gerçekten akıl alır gibi değil. Evet. İstanbul ölçeğinde düşündüğümüzde oradaki bütçeyi, orayı tahayyül bile edemiyoruz oradaki maalesef israfı. Bu israf ekonomisi diye sizin tabir ettiğiniz bu iş nasıl sonuçlanır? Bu belediye seçimleri de bunun için bir işaret fişeği olabilir mi? Bir uyarı mahiyetinde. İnşallah. Öyle olur diye ümit ediyorum ben. Yani zaten iktidar şu anda farkına vardı ki bu iş böyle gitmez. Beni yatırımlara karşı olmakla suçladılar. Ben iktidara gelsek, bize biz destek verirseniz iktidara gelirsek bütün yatırımları durdururum demiştim. Arkasından da eklemiştim. Bitmeye yakın olanları tamamlarız. Diğerlerinden önce oradaki parayı alır, üretime dönük yatırımlara veririz. Efendim ben sizin o açıklamalarınızdan birkaçında vardım. Sizin kastettiğiniz mega projeler ilk başta bunlardı. Yani geçene de geçmeyene de yani bu, kesilen paralar. Şimdi bu, evet, bu olmadan, bunun yolu sizin şimdi farkına varılıyor. Hakikaten yolsuzluğun ve israf ikisi beraber yürüyor. Birbirinden kopuk değil. Yolsuzluk ve israf anormal boyutlarda ama ben özetle, şimdi burada bir konunun detayına girecek halimiz yok ama özetle Türkiye'de yapılması icap eden ilk iş, bir numaralı iş, Türkiye'de bankaların, özel sektörün, şahısların borçları konsolide edilecek. Ben böyle bir kelime söylüyorum, çıkıyorum aradan. Çünkü teferruatına girdiğimiz zaman ben ekonomist değilim. İncelikleri konusunda oturup ekonomistlerle konuşabilirim. Ama Amerika'nın 2007-2009 krizinde ne yaptığını da az çok biliyorum. Borçlar konsolide olmadan olmaz. Kimse bu borçları ödeyemez. Bir yol bulacaklar. Devlet bunu üstlenecek. Ha borçları affedelim, öyle bir şey demiyorum. Ama bu borçlar şu anda ortadan kalkmadan Türkiye sağlıklı bir ortama gelemez. Bu bir. Ha dünyada bizim karşımıza mı çıkar? Onu bilmem. Amerika yaptığı zaman karşılarına çıkmadığına göre, gerçi onların parası
Ayrı bir iş. Yani ona Merkez Bankası Başkanı'na herhalde bir ara soru sormuşlardı. Greenspan mıydı, hangisiydi bilmiyorum. Ya bu kadar borç, milli gelirinizden fazla borcunuz var. 20 trilyonun üstünde. Nasıl ödeyeceksiniz? Ondan sonra dedi ki adam, ya öyle şey mi olur? Ne olacak ki dedi. Basarız da parayı öderiz dedi. Matbaalar çalışacak o kadar. Karşılığında bir şey yok. Şimdi Türkiye onların durumunda değil. Evet, ama Türkiye'de de benzer bir adımın atılması şart. Borçların konsolidasyonuyla birlikte yolsuzluk ve israf önlenecek. İsraf iki türlü. Yolsuzluk, bir defa bir iş 100'e mal edileceksen 500'e verilmez ya. Israrla. Şimdi tutturuyorlar. Yine devam edecekler. Ya şu Çanakkale Köprüsü olmaz. 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 Şimdi geçenlerde fotoğraflar yayınlıyor. Efendim Çanakkale'de iki taraflı tır kuyrukları oluşmuş. Oluşur tabii. Bayram tatilinde oluşur. Ama sen bu seneye yay bakayım, oluşabilir mi? Rakamlar, evet, yılın ortalamasını gördük. Tabii tabii. Siz bunlarla, bu yapılan bir işin ne kadar farklı boyutlara ulaştırıldığını gösteriyor. Yolsuzluk da var, israf da var. Bu işin kendisi şu anda israf sayılır. Tayyip Bey seçimlerden sonra bütün belediye başkanlarını topladı. Biraz işi hafifletmek için %40'a kadar yapılmış yatırımları durdurun hepsini dedi. Sonra 70'in üzerindekilerini tamamlayın dedi. Aslında bu ne demektir? 70'in altındaki bütün yatırımları durdurun demektir. Tabii. Kendisi söyledi. Türkiye bunu kaldıramaz, götüremez. İnşaatların Türkiye'de artık yeter ya, yeter. Ha, inşaata yine ihtiyaç var mı? Var. Hangi inşaata? Fabrikaların kurulmasına ihtiyaç var bizim. Yeni tesislerin kurulmasına veya kurulu tesislerin üretimini artırmalarına, kalitelerini yükseltmelerine, teknolojilerini geliştirmelerine ihtiyaç var. Bizim bunlar olmadan olmaz ki. Bir de artık yeter. İstanbul'a göçü durdurun ya. Allah rızası için yeni organize sanayi bölgeleri planlıyorlar. Allah akıl fikir versin demekten ben hep dua ediyorum, dikkat ederseniz. Bu lafı çok kullanıyorum. Allah akıl fikir versin. Bana da versin. Ben kendime de dışarıda tutmuyorum. Ama olmaz. 16 milyona gelen İstanbul'u siz 30 milyon yaparsanız Türkiye büyümüş, gelişmiş, güçlenmiş olmaz. Ama böyle bir yola giriyorlar. Tarım öldü. Bakın ben başlangıçta dedim, bir, borçlar konsolide edilecek. İki, bütün yolsuzluk ve israf durdurulacak. Bu bir tavırdır, iklimdir. İklimi ortadan kaldırmazsanız devam eder bu. Üç, bir numaralı mesele bizim şimdi. Evet, sanayiye vereceğiz. Tarım ihya edilecek. Biz tarımı bir senede ihya ederiz. Bir senede. Yeter ki ekip biken adam kar etsin. Mazotu ucuz olsun, gübresi ucuz olsun, tohumu ucuz olsun, ilacı ucuz olsun, elektriği ucuz olsun. Bunları yapmak bir kararnameyle gerçekleştirebilecek kadar kolay. Bunu yapın. Önümüzdeki sene göreceksiniz ki Türkiye tarımda bambaşka bir noktaya gelmiş. İnsanlar bir işi para kazanmak için yaparlar. O zaman tanzim satış kuyruklarına da ihtiyaç olmaz. Kalmaz. Tanzim satış kuyrukları şimdi hatırlamıyorum. Varlık kuyruğu. Çok yakın. Yani bunlar nasıl bir acaba öngörüyle yapıldı? Çünkü kendilerine de aslında getirisi olmadığını gördüler. Bugün olmaz. Hiç anmıyoruz bile. O tabii anlık. Şimdi birdenbire özellikle de bu... Patates, soğan fiyatları. Patates, soğan. Korkuttu tabii. Biz patates ve soğan borsası 3-5 misline çıkınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Ya Türkiye gibi bir ülke soğana muhtaç durman düşürülür mü ya? Şair bile demiş, ne diyor? Yani soğana muhtaç hale geldik diyor. Yiğitleri böyle tarif. Hazine ve Maliye Bakanı'nın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu gözüktü ki Maliye Bakanı bu meseleyi götüremiyor. Olmuyor. Çözüm üretilmiyor. Yani
O zaman burada bir değişikliğe ihtiyaç var demektir. Biz onlara akıl verecek halimiz yok ama biz bunu söylüyoruz. Olmuyor. Ha bu ondan mı kaynaklanıyor? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan mı kaynaklanıyor onu bilmem. Ama bu iş gitmiyor. Bu ekonomik politikalar değişecek. İnsandan önce, yani tabii politikaları insanlar üretir. Bir insan değişse de yerine gelen aynı politikaları devam ettirirse o değişiklikten bir mantık çıkmaz. Bir fayda da elde edilmez. İzlenen politikalar önemlidir. Tarımda ne yapacaksınız? Sanayide ne yapacaksınız? Bilmem mi, madencilikte ne yapacaksınız? Enerjide ne yapacaksınız? Makine imalatta hangi sektörlere öncelik vereceksiniz? Üniversiteleri artırıyoruz mesela. 104 tane üniversite olmuş. 204 değil de 1204 tane üniversite olsa ne yazar? Genç işsizlik rekor seviyede. Efendim, kabinede bir revizyon çok konuşuldu. Belki seçimden sonra yapılabilir gibi öngörüler de beyan edildi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman bunlar kamuoyuna basın aracılığıyla yansısa, bu yorumlar basında da çıksa, ben medyanın sözüyle kabine değişikliği yapmam gibi bir tavır içine giriyor. Yine benzer bir açıklama geldi. Kabine değişikliğinin önemli olduğu kanaatinde değilim. Kararı bakanlar vermiyor, Sayın Cumhurbaşkanı veriyor. Bu usul terk edilmediği müddetçe siz Allame-i Cihan olan bir insanı getirip Sanayi Bakanı yapsanız, ekonomiden sorumlu bakan yapsanız, eğitimin başına koysanız, bilmem adaletin başına koysanız, hiçbir şey değişmez. Anlayış değişecek. Anlayış yanlış. Bakanlar geldiği zaman bakan dediğiniz tabii işte bakan bizde. Yani nasıl bakıyor bilmiyoruz biz. İcra mevkii değil. Bakanlık. Onun için bakan bakan olacak, hakiki manada vekil olacak. Eskiden vekiller olarak, yani şimdi biz milletvekili diyoruz ya. Efendim, eskiden vekiller heyeti deniyordu. Yani Cumhurbaşkanı veya Başbakan adına karar veren, icraat yapan insan artık değil, bakan. Sonradan o zaman da değiştiydi. O zaman vekilken nazır yapılmıştı. Nazır da bakan, tam Türkçe'ye değiştik. Nazır oldu, hep seyrediyorlar, bakıyorlar. Bizim gibi, vatandaş gibi onlar da mütalalarda bulunuyorlar. Ama onlar ileriye gitmiyor. Yani gitmesi de mümkün değil. Yetkili değiller ki. Bakan demişken en çok performansı merak edilen bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 31 Mart seçiminde o süreçte bizzat partinize hedef aldığı bir tartışmayla çok konuşulmuştu Üsküdar'da. Yaptığı bir konuşmada bir Saadet Partili'nin itirazı üzerine teröristlerle işbirliği yaptılar sözü üzerine sizin bir partiliniz itiraz etti ve orada tehdit ederek kendisini, hatta polisler gözaltına aldı. Yani özellikle Süleyman Soylu'nun bu performansını seçim sürecinde ilçe ilçe gezerek, yani bizzat adaymış gibi ve bu kadar sert bir üslupla konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tayyip Bey'in şu anda itibarının sarsılmasına en büyük sebep olanlardan bir tanesi de bana göre İçişleri Bakanı'dır. Kim ne derse desin. Ben genel seçimlere gittim. Ben bunu hiçbir yerde açıkça söylemedim. Toplantılarda söylüyorum. Seçimlerden sonra işte milletvekillerine verilen bir yeşil pasaport var. Şimdi onu emekli milletvekilleri için de diplomatik pasaporta çevirdiler. Pasaportumu değiştirmek için nüfus müdürlüklerine şimdi bağlandı, gittim. Nüfus müdürü sıkıldı, efendim falan dedi. Ya ne yani, bir şey diyeceksiniz de. Efendim de size biz pasaport veremeyiz. Niye veremezsiniz? Sizin isminizin karşısına terör yazmışlar dedi. Ne zaman tam bu tarih? Şey, genel seçimlerden hemen sonra. 24 Haziran. Evet. Ne yazmışlar? Terör. Peki niye yazmışlar? Onu bir soramıyoruz efendim. Kim yazdırıyor? Onu siz tahmin edin. Benim ismimin arkasından
Tabii bu basına yayınlansa o zaman da yani aslında bir skandal bir iş. Beyefendi bizi kendisi terörist diye itham ettiği için yadın üstüne demiş. Benim gibi 170 bin insanın isminin önüne terörle irtibatlıdır diye yazmışlar. Ya Allah'tan korkun ya. Bu kadar düşmez bir insan. Siz pasaportunuzu alamadınız mı? Aldım. Hemen 10-15 gün içinde kaldırdılar. Nasıl bir girişimden sonra kaldırıldı? Bence bu hala bir skandal. Duyduğuma inanamıyorum. Tabii ben. Yani ben bunu söyledim birkaç kişiye. Hemen kaldırdılar. Niye kalktı, nasıl kalktı, kim kalktı? O isim niye kondu, terör sıfatı bilmiyorum. Yani bir sözle bir partinin genel başkanının adının önüne terör yazılabiliyor ve o kaldırılabiliyor. Kaldırılabiliyor. Ya şimdi devlet böyle yönetilmez. Ne kadar sürdü efendim bu işin çözülmesi? Ya 15 gün falan zannediyorum içinde hemen çünkü skandal bu. Ben bunu bir sene sonra söylüyorum. Ama bu bir skandal. Bu yazıyı yazdıran İçişleri Bakanlığı, bakanın talimatı falan bilmem ben artık onu. Çünkü şimdi ben o dedi desem bilmiyorum. Ama ya Allah'tan korkun. Siz bir parti genel başkanının, özellikle Saadet Partisi genel başkanının isminin karşısına bunu yazıyorsunuz. Onun için yani onun dışında da yaptıkları işler var. Ben onlara girmiyorum. Ama Türkiye böyle yönetilmez. İçişleri Bakanlığı onun için başka özelliği olan bir bakanlıktır. Benim emniyetimin de İçişleri Bakanlığı sağlayacak. Benim emniyetimi kaldırarak değil onu. Şimdi biz böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Onun için Tayyip Bey biliyor, kabul eder etmez onu bilmem. Ama bilsin ki yaptığı her icraat Tayyip Bey'e mal ediliyor. O da ondan memnunsa ona diyecek bir şeyim yok ben. Sayın Genel Başkan, pasaport işine ben hala takılmış kalmış durumdayım. Çok insanın başına geliyor ama sizin başınıza gelmesi gerçekten çok yadırgıtıcı geldi bana, çok şaşırtıcı. Ya sizi arayıp da özür dileyen oldu mu ya da bir izahta yok, bulunan? Yok, hiç. Sadece aradan işte 10-15 gün zannediyor, belki 15 gün bile geçmemiştir. Aradılar, yani kalktı o iş, pasaportunuzu size vereceğiz dediler. Evet. Yani şimdi Türkiye bu hale gelmemeli ya. Yani siz ülkeyi bu kadar ileri giderseniz kutuplaştırmada, siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Onun için İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İletişim ve Ulaştırma beraberce gider ve Adalet Bakanları seçimlerden 3 ay önce eskiden ayrılırdı. Bu 1960 ihtilalden sonra. İhtilalcilerin koyduğu bir karar ama isabetli bir kararmış. O zaman da sebebi var işte, tren durduruluyor, tabii, Ulaştırma tabii, Bakanı tabii. Vesaire hani miting yerine gidemesin diye. Şimdi böyle bir manzara ile eğer yani İçişleri Bakanlığı böyleyse biz Doğu'da adaylarımızın nasıl tehdit edildiğini biliyoruz. Belediye başkan adaylarımızın. Tehditle caydırılanlar. Kabileler, insanlar tehditle nasıl oya sevk edildiler başka oy kullanmaya. Neticede bizim iki tane de sandık başında insanımız katledildi Malatya'da. Bu evet. Durduk yere olan bir hadise değil ki. Ahmet Faruk Ünsal Bey'i bizzat hedef aldı İçişleri Bakanı mesela. Yani ilk siz söyleyince aklıma gelen tabii, örneklerden tabii. biri o adaylardan. Ahmet Bey de Şanlıurfa'da da biz Ordu'da da aynı sıkıntılarla karşılaştık. Ama tabii ordunun durumu biraz daha farklı. Bilhassa Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da çok farklı bir baskı uygulandı. Dediğim gibi bizim birçok ilçede adayımızın geri çekilmesi için baskı uygulandı ve neticede de geri çekilmese bile insanlar fiilen tehdit edildiler. Şimdi bu dönemin sizin camianın mağduru olduğu 28 Şubat'la benzer bir takım örnekler yaşadığına tanık oluyoruz bu dönem. Yani çok enteresan geliyor. Biri geçtiğimiz işte bayram öncesi benim de yazdığım bir Diyanet raporu. Daha doğrusu Diyanet İşleri'ne ait olduğu iddia edilen Din İşleri Yüksek Kurulu'nun
cemaatlerle ilgili bir çalışması. 226 sayfalık. Ben yazdım, başkaları yazdı. Yazan başka köşe yazarları oldu. Ama Diyanet'ten olumlu olumsuz hiçbir açıklama gelmedi. Bu raporu ne kabullendiler ne reddettiler. 28 Şubat sürecinin diliyle yazılmış olması ilk göze çarpan şey buydu. Cemaatleri adeta fişler gibi. Yani bu rapor neden yazılmış olabilir? Aklımızda böyle bir şüphe uyandırdı. Bir başka benzer olay bu son dönemde yaşanan. Türkiye'deki tüm fakültelerin dekanları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara'da Bilkent Otel'de bir toplantıya çağrıldı. Yani akademisyenlerin MIT'le nasıl bir temas olur, niye olur? Yani bu bana çok yadırgatıcı geldi. Neden? 28 Şubat'ta da çok benzer işte. Hani hazır kıta benzetmesi yapılmıştı o zamanlarda. Yine benzer şeyler. Hocalar, akademisyenler işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski adıyla müsteşar, şimdi değişti onlar da, işte Hakan Fidan'la buluştular. Niye buluştular? Yani bu süreçte yani Türkiye'yi yönetenlerin 28 Şubat'ın mağduriyetiyle yıllarca siyaset yapmış olan isimlerin bugün çok benzer yöntemlere kendilerini muhtaç hissetmesi çok yadırgatıcı değil mi? Evet. Yani bu 28 Şubat'ı tersten kopya yapıştır usulüyle gidiyorlar. Yani devleti parti devleti haline getiriyorlar. Şimdi bugün bu çalışmalar yürütülürken bizim önümüze birçok insan 90 yıl önceki fotoğrafları gönderiyor. Bak bunlar da yaşandı Türkiye'de, unutmayın. 90 yıl önceki. Ama biz 90 yıl öncesine dönüyoruz şimdi, tek parti dönemine. Mümkünse Türkiye'de yani seçim yapmak bile aslında fuzuli gibi gözükecek belli bir zaman sonra. Yani seçim yapsan ne olacak ki? Yani adamlar ne olduğunu bilmeden oy veriyorlar diyecekler belki. Şimdi 28 Şubat'taki manzara, bu dediğiniz çok doğru tespit. Benzer bir şekilde şimdi daha farklı bir boyutta uygulanmaya çalışılıyor. Yani dediğim gibi buradaki temel problem devlet bir parti devletine dönüşüyor. Bazıları da buna ne olmuş ki diyebilir. Yani siz bunu garip görebilirsiniz, ben garip görebilirim de ne olmuş ki diyebilir. Ama bu adaleti ortadan kaldırır. Liyakati ortadan kaldırır. Güvenliği ortadan kaldırır. Allah korkusunu da ortadan kaldırır bu. Çünkü güvenlik dediğiniz iş, ben insana güvenmem icap eder. Devlete ben mağdur olursam nereye gideceğim hakkımı aramak için? Adalet mekanizmasına. Bana bir saldırı olursa kim koruyacak beni? Devletin polisi, jandarması. Onlar bana karşı tavır sergilemeye yönlendiriliyorsa o zaman o zaman bir korku imparatorluğu oluşur. Türkiye şu anda hızla bir korku imparatorluğuna döndürülüyor. Döndü aslında. Belli makamdakiler, belli mevkidekiler, belli imkanları ellerinde bulunduranlar bunu kaybederiz diye korkuyor. Başka bir ekip de o makama biz gelelim. Bunu da ümidimiz ortadan kaybolur diye korkuyor. Korkuyla devlet yönetilmez. Yani siz devleti yönetmek o ülkede yaşayan insanların ne güzel bir ülkem var demeleriyle mümkün. Ne kadar güzel bir ülkem var diyebilmek, temel hakların teminat altına alınması, onun arkasından da ekonomide, gelir dağılımında sosyal adaletin sağlanmasıyla mümkün. Bu ikisi beraber yürür. Bir de bir kez korkutursunuz. Yani aynı senaryo ikinci kez işler mi emin değilim. 7 Haziran 1 Kasım arasında o korkuyla toplumu işte adeta rehin alma. Hale getirmek istiyorlar. Benim endişem de o. Ben de korkuyorum yani. Benim endişem, benim korkum da bu mantığı devamlı hale getirmek. İnsanları hep biri 1984'ü biliyorsunuz. Romanı. George Orwell'ın romanı, evet. Şimdi biz alın bugün karşılaştıklarımız bu kadar mı benzer 1984'e? Hayret ediyorum. Big Brother is watching you. Evet, hepimizi izleyen bir göz hepimizi var. Hepimizi izleyen bir göz var. Ne söylüyoruz? Ne yapıyoruz?
Kiminle konuşuyoruz? Kiminle irtibata geçmişiz? Evimizde sohbetlerimiz nasıl oluyor? Hangi din adamıyla irtibatımız var? Ya da iş çevrelerinden kimle görüşüyorsunuz? Bütün bunlar takip ediliyor şimdi. Evet. İstihbarat eğer Türkiye'nin güvenliği yerine bunlarla uğraşmaya kalkıyorsa vay geldi halimize biz. Makbul vatandaş, makbul ve makbul olmayan vatandaş gibi makbul cemaat, makbul olmayan cemaat. Bütün bunlar böylece yürüyor. Bu tabii tehlikeli bir şey. Tabii insanların bu demin söylediğiniz Diyanet raporunda da insanların inançlarıyla da uğraşmamak gerekir. Burada bir nokta var. Diyanet işleri esas itibariyle temel prensiplerin sağlam tutulması için var. Burada insanları yanlışa sevk edecek bir şeyler olursa elbette onun gündeme getirilmesi icap eder. Ama siz yanlış fikirleri baskıyla ortadan kaldıramazsınız. Yani inanç üzerine baskı olmaz. İnanç üzerine baskı isyan getirir. İnanç üzerine baskı kin doğurur. Çünkü insanlar kendi inançlarının yaşanamaz bir hale gelmesinden dolayı o baskıyı yapanlara karşı kin gütmeye başlarlar. Efendim 17 yıldır bunun sonuçlarını çok net yaşıyoruz zaten. Netleşiyor işte bu tehlikeli. Onun için 17 yıl iktidarda kalan bir parti artık kendi politikalarıyla Türkiye'nin düzelemeyeceğini, kendi politikalarını da değiştiremeyeceklerini görmeye başladılar. Bunun için iktidarda kalabilme adına baskıyı en önemli bir araç olarak kullanmak istiyorlar. Ha bunlara gücü yeter mi buna? Ben milletin de o kadar buna itibar edeceği kanaatinde değilim. Bir noktaya gelir, insanlar isyan eder. 1950'nin çok önemli bir özelliği var yani. 1950 bizim siyasi hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Neden? Sandığa girilmiştir. Seçimin dış müdahale olmadan yapılması için önlemler alınmıştır. Neticede vatandaş mevcut iktidara yeter artık demiştir. Ve iktidar da tamam ben milletin bu kararına uyuyorum demiştir. Çok önemli bir hadise. Ama ondan sonra kesintiler hep müdahalelerle olmuştur. 60 askeri müdahaleyle olmuştur. 12 Mart askeri müdahaleyle olmuştur. 80 askeri müdahaleyle olmuştur. 28 Şubat askeri müdahaleyle olmuştur. Bir deneme oldu, şimdi onu bahane ederek, 15 Temmuz'u bahane ederek, şimdi biz baskıyı artırma yoluna giriyoruz. 15 Temmuz'u ortaya çıkaran bu iktidarın yanlış politikasıdır. O zaman da itiraz ettik. Bu insanlara güven olmaz dedik, güvendiler. Ya biz de bu kadar yanlış yola gideceklerini zannetmiyorduk. Şimdi de tersten aynı yanlışlığı siz devam ettirmenin yoluna girdiniz. 28 Şubat'tan sonra 15 Temmuz nasıl doğduysa sizin 15 Temmuz'dan sonra vatandaşa yapacağınız baskı yarın aynı neticeleri doğurur. Ya zulmü devam ettireceksiniz iktidarda kalmak için veya halkın tercihine tabi olacaksınız, razı olacaksınız. Yani aksi durumda bir yine benzer bir şey yaşar mıyız? Allah mı? İnşallah yaşamayız. İnşallah yani iktidara gelenler... Ben Türkiye... sormaya çekiniyorum efendim. Yani darbe sözünü Allah biz ağzımıza etsin. Almaya bile çekiniyoruz. Tabii, tabii. Ama işte bunun... Darbenin ne getireceğini bilemeyiz. Darbe 15 Temmuz işte bir darbe denemesi. Ama darbe denemesinden darbe mantığıyla hareket ederek darbeyi önleyemezsiniz bundan sonraki darbeleri, kalkışmaları. Olmaz bu. Niye insanlar darbeye gidiyor ve kalkışma yapmak istiyor? Bazı şeylerden rahatsız duydukları için veya bir dış gücün etkisinde kaldığı için. 15 Temmuz çok açık ve net. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ortaya konan bir girişimdi. Açık, net. Bak hükümet de dedi. Ben de onların istihbaratının doğru olduğu kanaatindeyim. Bunu planlayan Amerika Birleşik Devletleri idi. Ha Türkiye'de de birilerini alet ettiler. O zamana kadar biz şahidiz. Bakın bu hadiselerden 1,5 sene önceden açıklamalar yaptık.
1,5 sene önce askeriyenin içinde çok ileri noktalara gelmiş sağduyulu insanlar, fiilen askerler, albaylar geldiler. Türkiye bir ihtilale doğru gidiyor, tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor dediler. Biz bunları bakanlara kadar ilettirdik. Ama sonra ne oldu? Yok canım, siz hayal görüyorsunuz. Darbeden bir yıl önce. Bir yıl girişiminde. Önce, hatta 6 ay önce. Peki şu an öyle bir istihbarat geliyor mu size? Yok. Şu an gelmiyor. Ama bizim şimdi tabii beni en çok endişelendiren ve üzen S-400'ler bir konu. İnşallah burada bir taviz vermezler. Ama bir de askerlikle ilgili alınan kararlar var. Ya Türkiye bir ateş çemberinin içine alınıyor. Biz şimdi askeri gücümüzü zayıflatacak kısa dönemde bir adım atmaya kalkarsak, yani askerlerden birçok kişi yazı yazdılar. Çıktı televizyonlarda da konuştular. Türkiye'nin etrafı ateş çemberiyle, biz ordumuzu şu anda takviye etmeye mecburuz. Ya komuta kademesi bizim biçildi, herkes biliyor. Yüksek asker şeyinde, askeri şuranın içinde kim kaldı? Büyük çapta, yani tüm generalin altında kimse kalmadıydı. Onlar 350 kişinin, 350 civarındaki insan. General olmuş insanlar bunlar. En üst mertebe. Büyük bir kesimi tasfiye edildi. Şimdi Türkiye onu telafi etmek için bir gayretin içinde. Allah yardımcımız olsun. Onun için ben gelişmelerden endişe duyuyorum. Tayyip Bey'in özellikle şahsen söylemek durumundayız. Çünkü kararları Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya kendisi veriyor. İstişare eder. O istişareye uyar veya uymaz. Ama biz de o istişarenin bir elemanı gibi diyoruz ki S-400'lerden vazgeçme. İran'la, Katar'la, Rusya'yla yaptığım bu birlikteliği devam ettir. Şu anda İran'ı sıkıştırmak istiyor. Hedefte İran'dan önce Türkiye var, bunu bil. Ve öbür taraftan da aman bu noktada bizim ordumuzun gücünü azaltacak hiçbir adıma izin verme. Söyleyeceğimiz bunlar var. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, ağzınıza sağlık. Uzun bir sohbet oldu ama doyurucu bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Hem de beni ilk defa konuk ettiğimiz için de bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Haftaya Salı günü gün ortasında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.